2020'nin ilk aylarında güzel gidiyorduk açıkçası. Ocak, Şubat, Mart'ın 15'ine kadar pandemiye kadar %9'luk bir artışla devam ediyorduk. Tabii pandemi süreciyle beraber herkes evlerine kapanmasıyla beraber ticaretin durmasıyla ciddi anlamda etkilendik. Hatta Türkiye'de ihracatı en fazla etkilenen sektör olduk. Keskin bir düşüşle beraber belli bir süreç devam etti. Haziran ayında tekrar bir normalleşmeye dönülmesiyle, yeni normale dönülmesiyle birlikte ellerdeki stokların satılmasıyla beraber tekrar bir artıya geçtik. Hatta tüm zamanların rekorunu kırdık Haziran ayında. Daha sonraki aylarda tekrar düşüşe devam etti. 2020 yılını eksi 20 ile kapatacağız gibi gözüküyor. Burada da en büyük %20'lik düşüşle mi eksi 20, evet %20'lik bir düşüşle 1 milyon 330, 1 milyon 350, 1 milyar 350 milyon dolar civarında bir ihracatla kapatacağımızı tahmin ediyoruz ki yaklaştık sene sonuna. Burada tabii alt sektörleri bazında baktığımız zaman da en ağırlıklı olarak deri ve kürk konfeksiyon sektörü ciddi anlamda etkilendi. En önemli pazarlarından biri Rusya'ydı. Rusya'da %60'a yakın, %58 gibi bir düşüşümüz var. Onun için zaten deri ve kürk konfeksiyonda yıllar sonra ilk defa Rusya ikinci sıraya düştü. Fransa birinci sıraya çıktı. Ayakkabı sektörü nispi olarak daha iyi. Ondaki düşüşler daha az. Çünkü piyasası veya pazarı daha geniş. Bütün dünyaya satabiliyor. Deri konfeksiyon ve kürk ise belli bir Kuzey Yarımküre ağırlıklı bir satışları var. Ama buna rağmen yine her şeye rağmen 2020 yılında bazı ülkelerde ciddi artışlar da sağladık. Bunların başında Nijerya geliyor ayakkabıda ve %150 civarında bir artışla. İspanya var Avrupa Birliği ülkelerinden. Burada da ciddi artışlar var. %30'a yakın bir belli sektörlerde artış var. Genelde de %13 civarında bir artış var. Bu anlamda pazar çeşitliliği de biraz değişti gibi duruyor. Sevindirici bir tarafta her şeye rağmen bu kadar etkilememize rağmen Aralık ayında rakamlar iyi geliyor. Ciddi anlamda artışlar var bütün hemen hemen birçok sektörde. Hem sanayide olsun hem ayakkabı sektöründe olsun alt sektörler bazında artışlar var. Yani ivme biraz yukarı döndü gibi. Tabii geçmiş dönemlerin eksisini artıya çevirmek biraz zaman alacak. 2020 ile genel anlamda böyle yine Avrupa Birliği ağırlıklı ihracatımız oldu. Amerika'ya bir ciddi emekler sarf etmiştik. Hep bütün olumsuzluklara rağmen Amerika'da belli sektörlerde ikinci sıralara, ikinci, üçüncü sıralara yerleşti. Deri konfeksiyonda biraz ivme kazandı. Yine ayakkabıda yine Hollanda ön plana çıkıyor. Hollanda bir dağıtım merkezidir. Sadece ülke olarak bakmamak lazım. Bir ayakkabıda dağıtım merkezidir Hollanda. Hollanda'da da iyi durumdayız. 2020'yi böyle geçirdik. 2021 yılı için bu pandemiden ders çıkararak bir çalışmalar yaptık. Aylarda çalışıyoruz. Bir web portalı oluşturduk. Mutlaka bu süreçte anlaşıldı ki daha ağırlıklı olarak dijital dönüşüm şart. Bunun için de inovasyon, Ar-Ge, e-ticaret, e-ihracat gibi konulara önem verdik. Burada web portalımızın oluşması için biraz farklı bir strateji izledik. Çünkü sadece bir çalışmayı yaparken eğer sektörünüz ona uyum sağlayamıyorsa bir anlam ifade etmiyor. Yani havada kalıyor. Biz de bunun için dijital dönüşüm ve Ur-Ge projesini geliştirdik. İhtiyaç analizini yaptık. Yani bir portal oluşturuyorsunuz ama eğer firmalar burada doğru dürüst yer alamıyorsa uluslararası global pazarlardan yine pay alamıyorlar. Biz de firmalarımız buraya uygun hale gelsin diye çift yönlü çalışıyoruz. Web portalımızı oluşturduk. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. Ciddi anlamda 365 gün 7/24 hizmet verecek ve uluslararası global piyasalardaki alıcılarla bizim üyelerimizi veya sektörümüz mensuplarını buluşturacak inşallah. Şimdi geçtiğimiz yıl 1,7 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. Bu sene bu şartlardan dolayı düşüş oldu. Gelecek yıl hedefimiz 2 milyar dolar. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Çünkü dediğim gibi biraz önce biraz da umut varım ötelenmiş talepler. Ve mutlaka pazarımı da çeşitlendirmek gerekiyor. Örneğin Amerika'dır veya benzeri Güney Kore'dir, Japonya'dır veya bir takım ülkelerden binde birin altında hala pay alıyoruz. Oraya yönelik bir takım çalışmalar başlatmıştık. Bunların meyvelerini ufak ufak aldık ama pandemi bunu ufakçık bir kesintiye uğratsa da buralardan daha çok pay almamız mümkün. Uzak Doğu'dan da çok pay almamız mümkün. Mesela bu süreçte bile Hong Kong'a ve Çin'e kaliteli ürün anlamında satışlarımız arttı. Belli ülkelere de iyi tarafı şu, katma değer yüksek ürün satışlarımız artmaya başladı. 2021 yılı V tipi bir büyümeyle beraber inanıyorum ki hedeflerimize ulaştıracağımız bir yıl olacak. Bir takım bunun emareleri de Aralık ayında görüldü. 2020'de umutla gireceğimizi düşünüyorum. Başkanım, İsmail Başkan'la bir toplantısı var. İsmail Başkan,
başkanlar da yapıyor. Kim var toplantıda?